Bugünkü söyleşimiz avukat Ali Aktaş'la. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba hocam. Çok teşekkür ederiz bizimle söyleşi yapmayı kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Vakit kaybetmeden ben sorularıma geçmek istiyorum. 10 tane sorumuz var. İlki muhtemelen tahmin edeceğiniz soru Baylok ile alakalı. Sorumuz şu şekilde. Baylok ile darbe arasında doğrudan veya dolaylı bir bağ var mı? Yoksa neden Baylok darbeden çok önce kullanılmış olmasına ve darbe ile doğrudan bağlantısı görünmemesine rağmen bu kadar üzerinde duruluyor? Yani bir fişleme ve etiketleme amacı dışında Baylok yargılamaları hukuksal anlamda bir fayda sağlamış mıdır? Daha genel olarak Baylok yorumunuzu alabilir miyiz? Evet. Baylok'un doğrudan doğruya darbeyle ilişkili olduğunu hiç kimse söyleyemez. Çünkü Baylok kullanımı Şubat 2016 itibariyle tamamen sonlanmış durumdadır. 2014 Nisan ayı civarlarında kullanıma başlıyor. 2014 yılı Nisan'ından bir 4 ay kadar çok dar bir grup kullandıktan sonra muhtemelen 22 Temmuz paralel devlet operasyonu sonrasında server ABD'den Litvanya'ya getiriliyor ve orada cemaat tabanına da hızla yaygınlaşan artık normal sıradan insanların da kullandığı bir iletişim programı haline dönüşüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu içeriklerinden anlıyoruz. Normal dua paylaşımından tutunuz da sohbetlere, Fethullah Gülen'in çay demlemesine, görülen rüyalara. Ama tabii bazı şöyle şeyler, bu yaz Süfyaniyet'in yıkılış yılı olacak gibi bir takım sözlere içeren bir yazışma içerikleri var Baylok'ta. Ama sorunuzun cevabı itibariyle konuşacak olursak, Baylok doğrudan doğruya darbeyle, darbe teşebbüsüyle ve 15 Temmuz'da ilgili ve ilişkili değildir. Zaten darbe yapanların önemli bir kısmının ben Baylok kullanıcısı olmadığını biliyorum. Baylok %90'ından fazlası muhtemelen cemaat tabanı dediğimiz sıradan sohbete gelip giden insanlar için kullanılan bir iletişim programı. Yapı içerisinde kademelerde görev yapmış olanların Baylok haricinde kullandığı programlar var. Bu gerek cemaatin kendisine özel geliştirdiği, gerekse Baylok'u geliştirerek başka isimler altında kullanmaya devam ettiği programlar. Hatta öyle ifadeler görüyoruz ki İşte emniyet mahrem yapılanmasına yurt dışından özel VPN'ler getirtilerek ve özel programlarla iletişim sağlanmış. Ama bunların hiçbirisi şu anda yargılama konusu değil. Çünkü bunlarla ilgili bir bilgi edinilmiş değil. Baylok Server'ı 2000 benim tahminim, yani nasıl bir tahmin bu? Baylok içeriklerinin geldiği tarih itibariyle bir tahmin ki 2015 yazından itibaren, Haziran sonundan itibaren Baylok içeriklerinin tespit edilebildiğini görüyoruz. Tabii log kayıtları itibariyle çok önceye dayanan, 2014'e dayanan log kayıtları tespiti de var ama içerikler 2016, 2015 yazından başlıyor. Dolayısıyla 2015 yazı itibariyle Baylok server'ına bir bağlantı kurulduğu ve server'dan tüm yazışmaların muhtemelen devlet tarafından indirildiği anlaşılıyor. Baylok bu anlamda aslında tabii yanlış teşhisle başlanan bir yargılama sürecinin malzemesi. Biz ilk yargılama Antalya'da Ocak 2017'de yapıldı. İlk duruşmaydı. 20'den fazla zabıt katibi orada yargılanıyor idi. Ben o ilk duruşmada şöyle demiştim. Salon kalabalıktı mahkeme heyetine. Efendim bakın burada 40 kişiyiz. Biz özel olarak 40 kişi birbirimiz arasında konuşacağımız bir alfabe geliştirmiş olsaydık, bu alfabeyle yazışıyor olsaydık, bu alfabenin bizatihi kendisi suç mudur demiştim. Hatta mahkeme üyelerinden bir tanesi ama o kriptolu yani gizli bir haberleşme sistemi demişti. Ben de bugün artık kriptolu olmayan yani gizliliğe, mahremiyete önem vermeyen hiçbir haberleşme programı olmadığını söylemiştim. Hatta şu cümleyi kurduğumu net hatırlıyorum. İçerikler ileride geldiği zaman inşallah gelir. Geldiği zaman göreceğiz ki bu yazışmaların pek çoğu özellikle dini içerikli bir mesajlaşma programı olduğunu bize gösterecektir demiştim. Ama şu yok değil. Mesela iki kişi birbiriyle yazışıyor. Diyor ki abi seni adli imam olduğuna ilişkin dedikodular dolaşmaya başladı. Buna dikkat et diyor. Veya işte Mersin veya Adana bölgesinde bir hakimler heyetinin, hakimler grubunun Baylok içerikleri var bir dosyada. Orada hakimler birbirleriyle cemaate 2015 yılında yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler veriyorlar. Hangi savcıya, hangi suç ceza hakimine dosyanın düştüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuyorlar. Hatta o hakim
ve savcı heyetinin sorumlusu olduğu zannedilen kişi, adliyedeki hakim ve savcıların isim listelerinin, telefon listelerinin, hatta arabalarının plakalarının dahi tespit edilmesi talimatını veriyor. Ama bu tip yazışmalar tümün içerisinde %90, %5'i bulmaz. %5'i bulmaz. Geri kalan %95'lik içerik bizim ve Cumhurbaşkanı'nın da ibadet dediği kısma ilişkin içerikler. Dolayısıyla bizim hem ceza kanunumuz anlamında hem de yerleşik yargıta içtihatları anlamında silahlı terör örgütü üyeliğini ispata yarayacak bir içerikten söz edemeyiz. Ama neden böyle bir yargılamanın en önemli delili haline geldi meselesi, bu cemaat tabanın anlamadığı bir şey maalesef. Anlayamadığı bir şey, yanlış yönlendirmeyle. Son tahlilde İsa Bey'im sosyopolitik bir yargılama süreci yaşıyoruz. Hı hı. Bu sosyopolitik yargılama süreci tanımlamamdaki ardıl şudur. 17-25 hatta daha önce Şubat 2012 MİT kriziyle beraber başlayan, hemen arkasından selam tevhid soruşturmaları diye çok geçmişteki bir selam tevhid örgütünün sanki devamıymış gibi bir takım İslamcı entelijansiyayı dinleyen ve hemen arkasından 17-25 Aralık operasyonu ki Fethullah Gülen bu operasyonu yapanlarla ilgili aleyhe konuşan beyanları videolara yansımıştı hatırlayacaksınız. Kabul etmedi. Binde birini tanımam bile demişti. 17-25 sonrasında beklenen şeyin selam tevhid operasyonu dinlenen insanların İşte bu örgütün lideri Tayyip Erdoğan, örgütün ikinci adamı Hakan Fidan, işte Beşir Atalay şu kadar defa İran'a gitti, şu kadar İranlı kadın Türkiye'ye geldi, mutanikah ile bunlar kamu bürokratlarına dağıtıldılar. İran'ın bir beşinci kol ajanlık faaliyeti altında Türkiye diye böyle bir ciddi manipülasyon içerisindeydi. Hemen arkasından MİT tırlarının durdurulması, Dışişleri Bakanlığı'nın dinlenilmesi ve finalde de 15 Temmuz darbe girişimi. Bütün bu sürece baktığımız zaman, bütün bu sürecin cemaat mensubu polisler, cemaat mensubu hakim ve savcılar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Geniş bir cemaat var. Bu geniş cemaat tablosu içerisinde bürokraside yapılanmış cemaat mensupları var. Ve bu bürokrasideki cemaat mensuplarının oluşturmuş olduğu bir takım eylemler var. Ve bu eylemlerin bugün biz cemaat abileri tarafından talimatlandırıldığını anlıyoruz. Yani tüm bu süreç bize bunu anlatıyor. Sosyopolitik süreçten kastım şudur. Bütün bunları ortaya çıkaran cemaat yapısı içerisinden insanların kendisini ayrıştırması beklendi. Yani devlet zannediyorum kendisine ilişkin bir tehdit algıladı. Bütün bu süreci okuduğunuz zaman aslında böyle bir tehdit algılanması son derece normal. Şöyle bir normalleştirebiliriz bunu. Benim okul arkadaşım, ben Antalya Matip mezunuyum. Benim okul arkadaşımın Baylok'da eklediği kişiler arasında, ki benim müvekkilim değildi, başka bir arkadaşın avukatlığını yapıyordu. Zabıt katiplerinin abiliğini yapıyormuş. Öğretmenmiş bu çocuk. Ve zabıt katipliğini yaptığı çocuklardan, insanlardan, memurlardan bazıları geldiler ve mahkemeye dediler ki işte bu arkadaş bize falanca adliyeden falanca dosyanın fotokopisini bizden istedi. Bu şekilde tanımlama itibariyle paralel devlet yapılanması diyebileceğimiz cemaat içindeki bir azınlık grubun paralel bir kamu hiyerarşisi kurduğuna şahitlik ediyoruz. Bu sosyopolitik süreç cemaat tabanıyla bu paralel devlet yapılanmasının ayrıştırılamadığı bir süreç halinde ilerliyor. Sosyopolitik olmasının nedeni cemaatin bu suçlara bulaşmış olmasıdır. Alt kademedeki insanların bunlardan haberi var veya yok meselesini maalesef 3 yıl geçmesine rağmen devlet bir türlü ayırt edemiyor. Burada ayırt edemeyişinin temel nedenlerinden bir tanesi bence şu. İnsanlar cemaatin kendilerini yönlendiren yukarı kademedeki avukat ve abileri vasıtasıyla, bu benim baştan beri görüşümdür, bunu sonuna kadar da savunmaya devam edeceğim. Baylok başta olmak üzere, sohbetlere gidip gelmek başta olmak üzere her şeyi inkara şartlandırıldılar. Benim kanaatim, görüşüm şudur. Suç olmayan bir şeyin savunulması icap eder. Karşınızda ceberrut bir idare ve zalim bir idare dahi olsa suç olmayan şey mutlaka savunulmalıdır. Suç olan kısmı kendilerinin dışındaysa o kendilerinin dışına itilmelidir. Yani cemaat kül halinde, toplu biçimde redde yönelmek yerine cemaat içindeki binlerce insan, on binlerce insan suç olmayan eylemlerini savunmak, bankasya para yatırmak suç mudur kardeşim? Sen Eylül 2014 tarihine kadar SGK primi ve SSK primi tahsis ettim buradan demesi gerekirdi. Sohbetlere katılmak suç mudur? Ben ilk savunmalarda hatta şöyle bir
giriş yapmıştım bir ara. Hakimlerimiz, savcılarımız öğrensinler falan böyle bir düşünce içerisinde. Efendim bakın bizim ayetimiz var. Allah'ın rahmetiyle cemaatin yani topluluğun üzerinedir. Eddinin nasihat. Bizim siyasetçilerimiz tarikattan bağımsız değildir. Erbakan Hoca, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan bütün bunlar saydığımız zaman Osmanlı padişahları hepsinin tarikatlarla, cemaatlerle bağı vardır. Bırakınız bizim kendi coğrafyamızı. Amerikan devlet başkanlarının şimdi yasaklı Türkiye'de biliyorsunuz Wikipedia'da mensubu bulundukları Hristiyan tarikatların listesini çıkarmıştım. Bakın Amerikan başkanlarında da bu var. Dolayısıyla bu tip sivil toplum kuruluşlarından bağımsız bir siyasetin düşünülmesi mümkün değildir. Bunu normalleştirin falan demiştim. Hatta bir avukat arkadaş ben bu savunmayı yaparken duruşma salonundan içeri girmiş. Ya camide zannettim kendimi vaaz veriyorsunuz falan diye. Şunu demeye getiriyorum. Cemaatin tabanı bu tip meşru faaliyetlerini savunmadı. Her şeyi reddetti. Yani maalesef işin kötü yanı şu, yani o insanlar bakımından kötü yanı şu, baylok içerikleri geldiği zaman 3 sayfa, 20 küsur madde halinde her şeyi reddedin. İsa Emin'le beraber fotoğraf çekilmişim, İsa Emin'i tanımıyorum deyin. Kira sözleşmesi çıkmış adınıza, asla bana ait değil deyin. İnkar, her şey ayarlı. İnkar edin, her şey ayarlı yazıyor altında büyük harflerle. Şimdi siz bir kamu görevlisi olsanız, başınıza 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi olmuş olsa, önünüzdeki baylok içeriğinde hiçbir suç unsuru olmamış olsa bile, bütün bu inkar ve red talimatlarının, içeriklerden okuduğunuz inkar ve red talimatları karşısında hala bu büyük fecaate rağmen cemaatin merkez kadrosuna intisabınızı devam ettiriyorsanız, devlet de bu sosyopolitik süreci devam ettirmek isteği içerisinde kalıyor. Maalesef süreç bir kör dövüşünden başka bir şey değil. Biz son tahlilde şunu yapıyoruz. Bizim çayın taşlarıyla bizim çayın kuşlarını vuruyoruz. Şimdi cemaatin tepe kadrolusunun ben baştan beri iddiam şudur ki Türkiye'deki hapiste olan insanları kullandığını düşünüyorum. Yani çünkü red ve inkar mağduriyeti çoğaltıyor ve yukarıdaki ve çoğu yurt dışına kaçmış olan cemaatin aslında yönetici kadrosunun yani bizim FETÖ dediğimiz kadronun korunmasını sağlıyor. Yani onlar ne kadar çok mağduriyet olursa siyasi sonuç elde edecekler ve bu siyasi sonucun sonunda Türkiye'ye yeniden dönme ve aklanma. Tıpkı Ergenekon meselesinde olduğu gibi hatırlayınız. Ergenekon meselesinde herkes bir çuvala dolduruldu. Darbe teşebbüsü yapmak için plan eğitim semineri hazırlayanlar da, gazeteciler de, siyasetçiler de herkes bir çuvalın içine doldurulunca ortaya bir yargı kaosu çıktı ve bu yargı kaosunun sonucu 12 yılın sonunda Ergenekon aklandı. Orada hiç suç yok muydu? Emekli olmuş generaller plan eğitim seminerlerinden görevi kötüye kullanmaktan yargılanamaz mıydı? Ümraniye'de silah bulunduran insanlar o suçlardan yargılanamaz mıydı? Yargılanabilirdi. Bunlar darbeye teşebbüsten değil de başka suçlardan yargılanabilirlerdi. Ama cemaatin o Zekeriya Öz başta olmak üzere yönetici o kadro bir Türkiye'de kadro değişimi gerçekleştirmek için bunu yaptı maalesef. Şimdi aynı şey bir biçimde Ergenekon benzeri bir yargılama modeli Türkiye'de de devam ediyor. Benim burada devletin müşfik davranmaya, ileriyi görerek cezalandırmanın yani kitlesel cezalandırmanın bir çözüm olmayacağını, insanları döverek tedip etmenin bir sorun çözme aygıtı olamayacağını görmesi gerektiğini iddia ediyorum ben. Eğer devlet bunu yapabilirse yeni bir sürece evrilmiş oluruz. Bunun bir ara formülü var benim görüşüm. Ara formül Yargıtay'ın eğer bu cümleyi kurunca Twitter'dan bazen kızıyorlar ama siyasi olarak bu cümleyi kuruyorum. Eğer devletin illaki cemaat tabanı yargılamak gibi bir iradesi varsa 314. madde çok ağır bir maddedir. 314. maddeden yargılanan insanların çoğunluğu bugün silahlı terör örgütü üyesi değildirler. Çıkar amaçlı suç örgütü maddesi var 220. madde. Oradan yargılarsınız. Gerçi önemli oranda tahribat gerçekleşmiş durumda bu iş için ama hala dönüş mümkün. Oradan yargılarsınız. İnsanları tutuklu yapmazsınız. 1 ile 2 yıl arasında değişen cezalar verirsiniz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirsiniz. Türkiye normalleşir. 3-4 yıl sonra bir kitlesel af getirirsiniz bu altta kalanlara. Üstte kalanları 314'ten yargılarsınız. Böylece cemaatin FETÖ kısmı ile cemaat kısmını birbirine ayrıştırırsınız. Bu devlet yönünden bakınca bir çözüm önerisi. Ama insani çözüm önerisi şudur. İçeriklerine bakacaksınız. Suç unsuru yoksa, konusu suç teşkil eden herhangi bir eylemi yoksa, Türk Ceza Kanunu'nda sayılı suçlarla bir bağlantı kuramıyorsanız en kötü ihtimalle Ceza Kanunu 30. maddeden yani hata ilkesinden. Efendim ben cemaat diye gittim meğer örgütmüş. Bunu da bilemezdim. Bilecek konumda da değildim diyebilecek vasıfta insanları
Ceza Kanunu 30'dan ceza verilmesine yer olmadığına karar verirsiniz. Mesela bir örnek vereyim. Geçen hafta yaşadığım genç 25 yaşında Batmanlı Elazığ İlahiyat Fakültesini birincilikle bitirmiş. 4 tane tanığı var. Etkin pişmanlıkta yararlanmış tanıklar. Diyorlar ki bunlar Mehmet Hadi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci arkadaşların sorumlusuydu. Onlar bölge talebe mesuluydu. Bölge talebe mesulü dediği işte 10-15-20 öğrencinin sorumlusu çocuk. O da öğrenci. Şimdi bu ifadeden dolayı 7 yıl 6 ay ceza verildi ve tutukluluğun hükmen devamına karar verildi. Karar açıklandıktan sonra Mehmet Hadi Sekbistan Elazığ cezaevinden bağlanıyor. Şunu dedi, efendim ben şu anda terörist değilim ama buradan çıkınca terörist olmayacağımın garantisi yok. Aslında bu sosyopolitik sürecin tıpkı 1980-84 arasındaki Diyarbakır cezaevi yargılamaları da olduğu gibi nasıl bir tablo üreteceğinin en bariz ifadelerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla Baylok bir deli gömleği bugün maalesef. Bu deli gömleğinin bir an evvel çıkartılması gerekiyor. Devletin ceza yargılamasıyla idari işlemlerini birbirinden ayırmadığını da görüyoruz biz burada. Mesela benim politik olarak meseleye bakışım şudur. Kişi baylok kullanmışsa tamam sen devlet olarak sana güvenmiyorum, seni memur yapmayacağım diyebilirsin. Ama kişi baylok kullanmışsa ve içeriklerinde herhangi bir suç ve örgütsel bağı işaret eden bir içerik yoksa bunu silahlı terör örgütü yerine yargılayamazsın. Benim görüşüm burada budur. Normalizasyon ancak böyle sağlanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla darbeyle ilintilendirmek mümkün olmadığı gibi aslında baylo kullanıcıların tümünü silahlı terör örgütü üyeliğiyle ilintilendirmemiz de asla mümkün değildir. Teşekkürler hocam. Uzun detaylı bir cevap verdiniz. Ben kafamda kaldığı kadarıyla özetleyeyim de doğru anladığıma emin olayım. O zaman yani siz diyorsunuz ki aslında insani olan yapılması gereken içeriklere bakmak. Bu konuda ufak bir sorum olacaktı. Bütün içerikler mevcut mu? Şöyle aslında bütün içerik hemen hemen pek çok içerik mevcut ama şöyle diyelim mesela ben Baylok indirdim. ID'm var. Baylok şöyle bir iletişim sistemi. Eğer Google Play'den veya App Store'dan indirdiniz veyahut da arkadaşınız size yükledi. Yüklediği an hemen bir tane ID numarası alıyorsunuz. Sonra arkadaşınızın ID'sini bilirseniz onu ekliyorsunuz ve bildiğiniz diğer arkadaşlarınızı ekliyorsunuz. Yani aslında uygulama grup içi bir uygulama. Yani benim telefon rehberimde İsa Emin var, hadi bakalım baylok yükleyeyim diyemiyorsunuz. Bildiklerinizi ancak yükleyebiliyorsunuz. Bu anlamda kapalı devre bir iletişim programı olduğunun kabulü gerekir. Ve kullanıcıların %99'u da cemaat mensubu olan insanlardır. %1'i kimdir? Mesela ben bir tanesine rastladım. Cemaatçi bir polis, bir tane sevgili edinmiş. O kıza baylok yüklemiş. O kızın da tek eklediği kişi bu. Ama cemaatçi polisin pek çok cemaatçi arkadaşı var. Böyle nadirattan böyle isimler var. Veya merak edip indirmiş olup da içeriği olmayıp da şu anda beraat kararı verilenler var mesela. Bunların da sayısının 8-10 bin civarında olduğunu düşünüyorum Mor Bey'in haricinde. Çünkü bir dönem bu program neydi? Google Play'de ve Apple Store'da uzun zaman durdu. Şimdi içeriklerin önemli bir kısmı var ama ID ile şahıs eşleştirilememişse mahkeme dosyasına gelmiyor. Bugün itibariyle ben tahmin ederim 30 bin civarında içeriğin mahkeme dosyalarına geldiğini zannediyorum. Hatta yargıta aşamasında, istinaf aşamasında içerik çözümlemesi yapılıp mahkemelere gönderilenler var. Başta ID ile şahıs eşleştirilememişse sonra ayrıntılı incelemelere girmişler zannederim. Orada diyelim ki içeriklerde, baylok içeriklerinde sizin ID'niz var ama isminiz yok. Yani tespit yapılamamış. Ama içeriklerde ben size diyorum ki İsa Emin Bey nasılsınız? Avustralya'da havalar nasıl? Falan diyorum. Sizin İsa Emin olduğunuza hitap ediyorum ya böyle sözlü hitaplar var bu şekilde yazılı ismen hitaplar var. Oradan o ID'nin size ait olduğunu tespiti yapılıyor. Böyle raporlandırmalara gelen içerikler var. Şimdi biz MIT'in raporundan şunu anlıyoruz. MIT'in 2016 sonunda savcılıklara gönderdiği raporda 60 binin üzerinde en az bir kez mesaj almış ve göndermiş kişi var. Şu an Mor Bey'in listesinden sonra 90 bin kişi kaldı baylok listesinde. MIT 60 bin içerik var, yani en az bir kez mesaj almış, göndermiş kişi var diyorsa 30 bin daha hiç içeriği olmayan insan var demektir. Bu 60 binin de önemli oranda içeriği mahkeme dosyalarına gelmiş durumda Hüsam. Ve bunların içerisinde dediğim gibi yani %95'i bu şey var, Fethullah Gülen'in kolundan ne o tansiyon ölçen bir doktor var ya. Doktor Kudret. Doktor Kudret menkıbe üretme fabrikası.
Doktor Kudret'in ürettiği menkıbeler, balyo içeriklerinde bolca rüyalar var. Doktor Kudret'ten geldiği gözüküyor. Eğer oysa o. Bol bol menkıbe var. Bol bol rüya var. Dualar var. İşte cemaatci birisi AK Parti, eskiden AK Parti teşkilatına görev yapıyormuş cemaat mensubu arkadaşımız. Ve rüya görüyor. Diyor ki rüyamda bir grup insanın cehennemde yandığını görüyorum. Bakıyorum simalarından bazılarını tanıyorum. Meğer AK Parti teşkilatına beraber görev yaptığımız insanlar. Diyorlar ki bütün bu cehenneme gidişimiz size yaptığımız zulüm dolayısıyla oldu. Lütfen bizi kurtarın diye yalvarıyorlar falan diye. Böyle rüyalar var. Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Sizi almadan cennete gitmeyeceğim taahhüdü alıyorlar falan. Böyle şeyler var. Böyle şeylerin suç olması mümkün değil. Böyle şeyler dolayısıyla insanların ancak dini ve psikolojik bir rehabilitasyon sürecinde sokulması düşünülebilir. Ama bu tırnak içinde meczupluklar Türkiye'de Gülen cemaatine mahsus değil. İşte Cübbeli Ahmet Sırat Köprüsü'ne gittiğiniz zaman ben Nakşibendi'nin Halidiye konumdarım deyince gir cennete diyecek, denilecek meselesi. Elmaya eğer doğum yapamıyorsanız elmaya dua üfleyenler, efendim bugün hala yaşamakta olan kitaplara ehli sünnet damgası vuran aşırılıklar Türkiye dindarlığının büyük hastalıkları maalesef. Bu hastalıkların tamamını diğerleri gibi Gülen cemaati de taşıyormuş. İçeriklerinden bunu görmüş olduk. Evet. Diğer bir mesele vardı kafamda olan. İlkini şey yaptık, hani dediniz ki bu 60 bin tane içerik var. Bu içeriğin %95'i zaten mahsursuz. Geri kalan %5'ine aslında sadece ceza verilmesi lazım kanunen. Yani ama sosyopolitik seçimler dolayısıyla devlet eğer bunu yapmak istemezse, hani sizin bu ana öneriniz bu değil ama yine de darbeye teşebbüsten değildi. Bu daha hafif olan maddeden yargılansa bu şekilde daha iyi olur diye bu şekilde özetlediniz. Benim soracağım şey şeydi. Çok konuşulan bir şey. Tabana yayması. Sizce bu konuda işaretler var mı? Hani cemaatin bunu stratejik olarak yaptığına dair. Bence çok fazla var. Bunlardan bir tanesi mesela 22 Temmuz operasyonu sonrasında Litvanya'dan server taşınınca bir anda yüklemeler patlıyor. Yani ilk yükleyicilerin çoğunluğu Ağustos ve Eylül 2014. Baylok aramalarının Google'dan Ağustos ve Eylül Ekim 2014'te pik yaptığını görüyoruz. İçeriklerden ve ilk online tarihlerinden 2014 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını görüyoruz. Dolayısıyla hatta henüz silinmeyen bir takım Twitter yazışmaları var. O tarihlerde Baylok'un yüklenmesi tavsiye edildiğini, hatta Baylok içeriklerinden bazıları, özür dilerim, bir takım ifadelerden gerek bu ettiğim pişmanlıkla yararlanan mahrem imam ifadelerinden bunu anlıyoruz. Çünkü bir kısım mahrem imamlar, hatta ben HSYK'nın soruşturma yaptığı ve ifadesini aldığı bazı hakimlerin ifadelerini gördüm. Onlar diyorlar ki 2014 sonbaharından sonra bize Baylok güvenli olmaktan çıktı artık başka programlara geçin diye telkinde bulundular diyor. Benim gördüğüm şu, 2014 Temmuz'undan sonra hızla cemaat tabanına yayılırken bizim bugün paralel devlet dediğimiz cemaatin örgütlü kadrosunun önemli bir kısmının diğer programlara geçirildiğini görüyoruz. Bizim hani sağdan say 40, soldan say 40 kişiyiz dediğimiz dönemler oldu Türkiye'nin İslami camianın. İşte geçmişten tanıdığımız, imam hatiplerimizden 90'lardan tanıdığımız insanların, yani bugün kıdemli insanların pek çoğu yurt dışına kaçtı ama cemaat içinde kıdemli olan insanların hiçbirisinde baylık yok. Dolayısıyla tabana yayıldığı, tabanın bunu kullandığı zaten karşımızdaki yargılanan kitlenin durumundan anlaşılıyor. Yani hatta mahkemelerde ben 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde özellikle şunu söylemiştim. Efendim, sorumluluk sahibi bir bürokratın, alt kademe bürokratın çok büyük kitlesel bir yargılama içerisinde Türkiye'yi yeniden sekülerizasyon sürecine sokabilecek ve Türkiye dindarlığının kaldıramayacağı bir sürece sokabilecek bu yargılamalarda alt kademedeki bir bürokratın yukarıya şunu söylemesi lazım. Karşısındaki gördüğü insanların yaşları, sosyopolitik durumları, sosyoekonomik durumları, cemaat içindeki pozisyonları, eğitimleri, öğrenci, kadın veya başka esnaf gibi pozisyonlarını değerlendirip ya biz bir şeyde yanlış yapıyoruz, bu baylok sizin dediğiniz gibi değil demeniz lazım diye çok söylediğimi hatırlıyorum ben. Bu süreç başta böyle yapılmış olsaydı, yani baylok kullanıcılarının yaşları, meslekleri, öğrenci olup olmadıkları, memur olup olmadıkları gibi içeriklerinden de yararlanılarak bir baylok teşhisi ortaya konulabilmiş olsaydı bu cinnet bence bu kadar
sürdürülmezdi üstadım. Evet hocam. Çok teşekkürler. Bir saati amaçlamıştık. Yarım saatin neredeyse bayraklık konuştuk. Aslında benim birkaç tane daha kafamda soru vardı ama artık diğer sorular için şey yapalım. Mor beyin dediniz. Mor beyin konusunda da o mor beyin listesi konusunu anlatabilir misiniz? Üstadım Mor Bey'in 2014'te Temmuz ayında Litvanya'dan işte ABD'den Litvanya'ya taşınınca cemaatin Baylok operasyonu iki şekilde yürümüş benim görüşüm. Birincisi hızla cemaat tabanına yaymışlar. İkincisi Baylok'un yazılımında da önemli görevler üstlendiğini tahmin ettiğimiz TÜBİTAK mensubu bazı mühendisler ki bunlar bugün yurt dışında yaşıyorlar. Onların kurduğu bir takım programlar, uygulamalar vasıtasıyla Baylok serverına pik atan yani bağlantı isteği gönderen bir takım uygulamalar geliştirmişler. Çok garip bir biçimde mesela bu uygulamaların normal hayatta sağlamasını da yapabiliyorsunuz. Biz bundan emin olmak için sosyal medyadan yazdığımız zaman örneklemeler bize gelmişti. Hakkari'den bir genç ezan vakti programını indirmiş. Ezan vakti programında her namaz vaktinde alarm bunun altına kurmuşlar. Çocuk diyor ki ben bütün CGNAT kayıtlarıma baktım. Bir hafta sonunda işte bir saat şu kadar dakikalık bir sapma var. Bunu anlamsız buldum. Kredi kartı eksilerime baktım. Meğer o hafta sonu İstanbul'daymışım. İşte Freezy var mesela. Fizi, Turkcell'in Fizi'sine eş olarak bir müzik programı. Her şarkı değiştir işte bir tane Baylok server'ına pik atıyor ama tabii sizin cep telefonunuzda Baylok yüklü olmadığı için BTK'da kayıt oluşturuyor. Ama fiili Baylok kullanıcısı değilsiniz. Devlet işin başında maalesef içerikleri üzerinden değil de CGNAT kayıtları yani IP kayıtları üzerinden gözaltı ve tutuklamalara başladığı için bu insanların hepsi mağdur oldu. Benim yakından tanıdığım insanlar vardı. 6 müvekkilim var. 6'sı da birbirine benziyordu. Bu şüphe böyle başladı. Hemen arkasından bizim arkadaşımız Levent Mazılı Güney ve onun bugün ismini veremeyeceğimiz bir başka memur arkadaşı ki bir IP'den mağdurdu. O Ankara'daki bir mühendisin bir avukat hanımın cep telefonu üzerinden alınan bilirkişi raporunun bir kısmını elde etmesiyle biz karanlığa yumruk sallarmış gibi bir tanesinde varsa bu diğer örneklerde de vardır tezi üzerinden harekete geçerek bu mağdur kitleyi harekete geçirdik ve devlet bu konuda bir çalışma yaptı. Muhtemelen bir algoritmayla bir program yazdılar. Eksik de olsa bir mor beyin listesi çıktı. Eksik diyorum çünkü şöyle namaz vakitleri, kıble pusulası gibi programların 2015 Mayıs'ına kadar güncellendiğini görüyoruz biz. Eğer devlet 1 Kasım 2014 tarihine kadar değil de mesela en kötü Mayıs 2015 tarihine kadar böyle bir çalışmayı genişletmiş olsaydı benim tahminim en az 8 bin civarında daha insanın bu mor beyin listesi içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ne yaptılar? Bu teknik çalışmayı yapmadılar ama Yargıtay bir karar geliştirdi. Sadece CGNAT kaydı olan yani IP kaydı olup da ikinci bir delili olmayanlara beraat kararları verilmeye başlandı. Ama ciddi bir zaman kaybı, hak zayiatı ve gecikmiş adalete yol açan bir süreç olarak hala devam ediyor. Çünkü bu durumda hani başka delil dedikleri şeyler de banka, sendika Aha, tabii. yine suç olmaması gereken şeyler olduğu için belki sadece mor beyin kullanıp o ikinci delili olanlar Mayıs 2015'e kadar bakılmadığı için yine mağdur olmuş oluyorlar diyorsunuz. Abi hasbelkader sizin diyelim ki Baylok kullanıcısı değilsiniz ama böyle bir programa hatta sadece mor beyin de değil. Diyelim ki cep telefonu Wi-Fi'si açtınız arkadaşınıza ki öyle bir benim vekilim var. Cep telefonu Wi-Fi'sini kullandırdığınız zaman sizin GPRS kayıtlarınız normal GPRS tüketiminin 2 katı, 3 katı, 10 katı gelebiliyor. Yani teknik olarak bunun ispatı mümkün. Ama kadın sohbete de gitmiş. Şimdi hakim diyor ki evet tamam siz haklı olabilirsiniz. Ben aslında neredeyse ikna oldum ama ceza verdi. 6 yıl 3 ay ceza verdi. Hiçbir sohbet kaydı vesaire. Kadın kendisi söylemiş. Yani sohbete gitti. Hatta diyor ki ben falanca arkadaşıma cep telefonu Wi-Fi'sini falanca yerde ve falanca yerde açtım diyor. Polisteki ifadesinde. CGNAT kayıtlarındaki baz verileri de ifadeye doğruluyor. Ona rağmen ceza verdiler. Böyle hatalarda ikinci delillerin suç sayılması nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Evet. Evet hocam, yani hani çok açıkça görülen şu, üçüncü sorum şununla alakalı olacak. Ömer Faruk Bey'e de benzer bir soru sorduk. Şu anda ceza görenlerin %95'i, 99'u hani darbeye katılma, darbe teşebbüsüne katılma veya paralel yapılanmada suç işleme
değil de mensubiyet ile ağır cezalar oluyor. Yani 7 sene 6 ay diyorsunuz. Yani çok çok ağır cezalar alıyor. Bu yani haksızlık ve hukuksuzluk insanlara verilen cezalar gerçekten büyük bir vebal. Yani bu siz önerilerde bulundunuz biraz önce ama nereye kadar devam edecek? Yani bu gerçekten bu cezaları çekecekler mi insanlar? Sizin öngörünüz nedir bu konuda? Sosyopolitik süreçlerin mücadele gerektirdiği aslında çok açık ama maalesef Türkiye'de muhafazakarların kendi mağduriyetlerine yönelik olarak bir mücadele etme geleneği yok. Ankara'da hafta sonu bir KHK toplantısı vardı. Bunu sol pratikten gelen insanlar organize ettiler. Orada bir takım yüreği yanmış harbiyeli anneler vesaire vardı ama çoğunluğu sol pratikten, Ankara valiliği de onu yasaklamıştı. Şimdi ben 2016 sonunda şöyle bir tweet atmıştım. Şöyle bir öneri dizisinde bulunmuştum. Yani gidin ben terörist değilim. Terörist annesi, terörist kardeşi değilim diye eylem yapın. Bunları yazın, çizin. Yani meramınızı anlatın. Yani devlet size karşı böyle bir girişimde bulunuyor ama siz çok açık ve şeffaf biçimde mücadelenizi sürdürün. Bu yapılmadı. Bu yapılmayınca şöyle bir şey var. Yani bugün Gülen cemaati mensubiyeti olan herkes Türkiye'de ya bunlar bir suç örgütünün mensubu, bir FETÖ'cü bunlar. Bunlardan her şey beklenebilir diye böyle bir beklenti, böyle bir ön yargı var. Yani bu ön yargı sessizlikle beslenen bir şey. Yani sessizlik, kendisini anlatmamak, şeffaf olmamak, çıkıp insanlara meramını, yaşadıklarını anlatmamak. Tabii bu mahkemelerden başlıyor. Yani ben baylok içeriği olan, cemaatte görev yapan, hatta şu anda yurt dışına kaçmış olan bir kişinin mesela tutup ilk duruşmalarda FETÖ'nün sövdüğüne şahitlik ettim. Şimdi siz bu kadar tedbir ve takiyeyi bir iki yüzlülük haline dönüştürürseniz toplumsal güveni kaybedersiniz. Yani toplumu kazanamadığınız hiçbir davayı da kazanamazsınız. Yukarıdaki bu soruşturma ve kovuşturma sürecini yürüten devlet erkanının 15 Temmuz darbe girişimi gibi 251 kişinin şehadetine, 1000'den fazla insanın yaralanmasına yol açan bir olaydaki travma üzerinden öfke ile hareket etmesinin önüne geçemez hale geliyorsunuz. Yani çünkü toplumun bunu ne yapması lazım yukarıdakilere? Bak bu benim komşum ya, bu benim arkadaşım. Bunun sizin ifade ettiğiniz biçimde bir suçu olmaması gerekir. Sen yanlış yapıyorsun. Bak her gün yemek yiyoruz, çay içiyoruz, oturup konuşuyoruz. Bak bu da ne yaşadığını anlatıyor diyebilmesi gerekirdi. Bu fırsat verilmedi. Yani bu iki uçlu bir İki inatçı keçi bir köprüde karşılaşmış diye bir çocuk tekerlemesi vardı biliyorsunuz hatırlarsınız. İki inatçı keçinin bir köprüde ince bir köprüde karşılaşıp ve tezi ve iddiasından taviz vermeksizin hatta birbirlerine karşı hileli bir dövüş sergilemesinden başka bir şey değil Türkiye'de yaşadığımız. Bu anlamda çok büyük bir mağduriyet olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani cezaevinde anne babasını ziyaret eden çocuklarda oluşan travmanın önümüzdeki hatta o çocuklar yaşayana kadar yani yaşadıkları sürece kalıcı olacaklarını tahmin etmemek mümkün değil. Ben 4 veya 5 yaşındaydım. Benim dayım solculuk davasından ilçemiz Elmalı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3-4 ay kadar hapis yattı, tutuktu, kaldı. Ben annem, babam, dedem, nenem ve bir dayım ziyarete gittiğimizi hatırlıyorum. Sizin şu arkanızdaki yeşil örtü gibi bir Sonra badem biz kaldıracak o yeşil mıydınız? örtüyü sonra değiştiriyoruz şeyde. Magic Box mıydı? Eyvallah. Peki. Kırmızı da ifşa etmiş oldum böylece. Evet. bu bir badem yeşili bir duvarın olduğunu, oturduğumuz tahta sandalyeyi, dayımın karşıda mazgaldan annem babam ve dedem nenemle konuştuğuna 42 yaşındayım, 38 yıl, 37 yıl sonra hala unutmadım. Ki o benim dayım yani birkaç göbek, birkaç kuşak, birkaç arada birkaç akrabalık bağı var. Uzak akraba. Dolayısıyla kişinin dayısıyla ilgili anısını bile unutamadığı bir vasatta annesi ve babasıyla ilgili anısını unutması, bu travmayı unutması mümkün değil. Ben şöyle bir tespitte bulunmuştum. Hatta bunu zaten 2017 yılında yazmışım. Eğer Fethullah Gülen 10 yıl uğraşsaydı cemaatini bu şekilde karşı devletçi ve siyasal anarşist hale getiremezdi. Şimdi Bankasya benim bir müvekkilim var. 14 Şubat 2014'te eşi bir bilezik almış. Ispartalı. Eşinin aldığı bilezik biraz kalınca bir bilezikmiş. Eşinin aldığı bileziği götürmüş. Isparta'nın Bankasya şubesine yatırmış. Bir de 2015 Mayıs'ında istifa edilmiş sendika var.
kadıncağıza 2 yılın üzerinde hapis cezası verildi. Şimdi bu kadın hapse girdi. Bu kadının bu travmayı unutması, bu kadının eşinin ve çocuklarının bu travmayı unutması mümkün mü? Yani biz 1980 ihtilali sonrasında oluşmuş sağda veya solcular arasında oluşmuş travmanın hala atlatılamadığını görüyoruz değil mi? Bu da buna benziyor. Şimdi geçenlerde eski dönemlerde görev yapmış olan bir devlet büyüğüyle oturup sohbet etmiştik. O bir takım konuşma notlarından bir topluluğa olan öfkeni sizi adaletsizliğe sevk etmesin ayetini almış. Hatta bunu Cumhurbaşkanı'na da anlattığını söylüyordu. Yani anlatanlar da var muhtemelen ama 3 yılın sonunda devletin hala aklileşme sürecini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Ama ilk sorunuza verdiğim cevaptaki şey de önemlidir. Yani cemaatin tabanının, yargılanan tabanının da bir adım atmadığını görmemiz lazım. Bugün hala Pensilvanya'ya mensubiyet ifade etmeye devam eden bir kitleden söz ediyoruz. Yani güven tesisinin mümkün olmadığına şahitlik ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'de Gülen cemaatine karşı yönelmiş olan ciddi bir güvensizlik var. Bir örnek vermem gerekirse benim bir müvekkilim var, bir genç çocuk. Defalarca cezaevinde onu ziyarete gittim. Her ziyaretime gidişimde öyle ağlıyor ki, yani müthiş ağlıyor çocuk. Çok etkilendim. Geldim mahkeme başkanına, dedim ki efendim bakın, tamam siz yargılıyorsunuz, çocukta baylok var. Süreç ağır bir süreç ve bugün bu yargılama süreci içerisinde sizin baylok olan birini tahliye etmediğinizi biliyoruz. Yani 2017 yılından söz ediyorum, başından veya ortalarına doğru. Ancak ya ben her gittiğimde bu çocuk böyle ağlıyor. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Kaçacağını zannetmiyorum. Babası da memur. Halen çalışıyor. Babası da memur. Gelin bunu lütfen tahliye edin. Yani bu büyük travma. Bir çocuğu tahliye etti İsa Beyciğim. İlk duruşmada tahliye etti. Bir sonraki 4-5 ay sonraya duruşma günü attı. Duruşma gününe bir ay kala baylok içerikleri dosyaya gelmesin mi? İçerikler dosyaya geldi. Bunu çağırdım. Aradım. Abi sana karşı çok mahcubum. Ben de sana gelmek üzereydim. Dedik. Geldi yanıma. Ne yapacaksın? Soruyoruz, konuşuyoruz. Bu kim diye soruyorum. Tanımıyorum diyor. Bu kim diye soruyorum. Tanımıyorum. Bu kim? Tanımıyorum diyor. Oğlum sen bununla öğrenci evinden eşya taşımışsın. Şimdi öğrenci evinden eşya taşımışlar. Yazışma o. Samimi arkadaşım. Bak görüyorsun ders çalışmışsınız falan. Tanımıyorum abi diyor. Nasıl? Ama içeriklerinden çıkartabiliyorum diyor. Mesela siz İsa Emin'siniz. İsa Emin diye yazıyor baylok içeriklerinde. Devlet TC'nize göre tespit etmiş. Ama onunla beraber ev taşımışlar. Hatta ders çalışma kampına gitmişler İsa Emin'le beraber. Oğlum bu İsa Emin, abi İsa Emin değil bu diyor. Bu Hasan diyor. Hepsinin takma ismi var. Çocuk üniversite 1'de. Ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki ya kardeş Cazim. Tamam iyi doğru sen burada hiçbir şey yok ama ya oğlum hiçbirini ismen tanımıyorsun. Hepsini takma ismiyle tanıyorsun. Yani size bunu nasıl meşrulaştırdılar? Dedi ki İsa Beyciğim. Abi dedi Hazreti Abbas Mekke'de Müslüman olmuş ya. Evet. Hazreti Peygamber Medine'de ya, evet ona haber gönderiyordu Müslümanlığını ifşa etmeksizin. Bize de diyorlardı ki siz Hazreti Abbas gibi kendinizi gizlemek zorundasınız. Şimdi binlerce dosyada bu var. Şimdi bir tane benim müvekkilimin olduğu ama başkasından örnek vereceğim. Kalabalık bir dosyada 7-8 duruşma yaptık. En az 4 duruşmada tanık çıkıyor. Bu diyor ki bu arkadaş bana Eğirdir'in Faranca yurdunda sen adam öldürmeyi bilir misin? Adam öldürmekten korkar mısın diye sordu. Korkmam deyince o zaman asker olacaksın soruları verdi. Efendim Alanya'nın falan cürdünde şöyle sorular verdi. Yani dolayısıyla bütün bunu gördüğünüz zaman güven duygusunun yani devlet nezdinde kazanılması zor gözüküyor. Dolayısıyla ben iki taraflı ama tabii burada şöyle bir şey var. Bütün bunlar olabilir. İnsanlar korkabilir. İnsanların korkusuna ve gerçeği saklamasına da saygı duymak ve bu korkuyu anlamak lazım. Burada adım atması gereken devlettir her halükarda. Yani bunun ileri aşamalarını düşünüp gerçekleştirmesi gereken ve buradaki normalleşmeyi sağlaması gereken devletin bizatihi kendisidir. Evet. Tamam. Yine uzun bir cevap oldu. Ben yine kafamdan özetleyeyim eğer bir yerleri yanlış anlamadıysam. O zaman diyorsunuz ki bu cemaatin üst kademesinden gelen her şeyi inkar edin tavsiyeleri bu işi bir kör düğme sokuyor diyorsunuz. Ve hani bir insanların tavsiye olarak yani yargılanan insanlara tavsiyeniz işte ben sohbete gittim işte bankaya para yatırdım ama bunun problem ne olduğunu bilmiyordum deyip işte veya şu kişiyi aradım ama yani hani mesela Baylok'ta çıkan yazışmaları inkar etmesinin çok saçma olduğunu söylüyorsunuz. Diğer taraftan asıl adım atması gereken devlet ve
kişisel suç olduğu zaman ancak ceza vermesi gerekiyor diyorsunuz ama şu anda ne yazık ki o verilmiyor. Bir sorum olacak bununla alakalı hafif. Önemli yani çünkü bu çok tartışılıyor. Hani bu devletin diğer bir yaptığı gördüğüm de şu şey meselesi. İtirafçılık veya etkin pişmanlık meselesi. Hani oradan insanlar belki hani şu anda hani cemaatle de hiçbir gönül bağları kalmamış. Ama hayatlarına devam etmek istiyorlar, çıkmak istiyorlar. Dışarıda yargılamaları devam etsin istiyorlar. Ama bu durumda devletin çok zalimane bir şeyi var. İşte isim ver. Verdikleri isimlere gidip aynı muameleye maruz kalacaklar bunlar. Bir sürü insanın başını yakacaklar. Vermeseler içeride kalacaklar. Veya işte verdikleri sorulara, o zaman sordukları sorulara yalan söylemek zorunda kalacaklar. Şu sohbette kimle görüştün? Yani sessiz hak hakkını kullanacak veya yalan söyleyecek. Burada hani böyle iç ucu pis değnek oluyor. Yani hani bu konuda yani bu konudaki düşünceleriniz nedir? Şimdi 2017 yılından itibaren aslında yetkililere ulaşabildiğimiz insanlara şunu söylemiştim ben. Ya bak, burada yaptığınız şey ne bir şahsına münhasır bir yapılanma ile karşı karşıyayız. Yani siz bunu örgüt diyorsunuz ve iddianamelerinizde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün suçları olarak saydığınız şeylerin tamamı memurlar tarafından işlenmiş. Yani hakim, savcı, polis ve asker tarafından işlenmiş. Dolayısıyla FETÖ'nün eylemleri diye kendi saydığınız suçlar yargı mensupları tarafından, polis ve hakim, yani kamu görevlileri tarafından işlenmişse, hatta bu kamu görevlilerine abilik eden insanları da içine katın. Alt kademenin böyle bir yargılama modeli içinden geçirmemesi gerekiyor. Ya akıl mantık bunu gerektiriyor. Senin iddianamen de bunu gerektiriyor. Bunu hep söyleye geldik. Demiştik ki elinizde KYK gibi bir yetki var. Gelin etkin pişmanlığı düzenleyen 221. maddeye soruşturmanın ve kovuşturmanın her aşamasında, İsterse yargıtay aşamasında olsun, isterse hükmün kesinleşmesi aşamasında bile olsun, kişi geliyor diyorsa ki efendim ben Ali Aktaş, bana İsa Emin sohbet veriyordu ve arkadaşlarımız da sohbete geliyorlardı. Bu dini bir sohbet, evet Fethullah Gülen'in vaazları da dinleniyordu burada. Hatta bize Bankasya'ya para yatırın dediler, ben gittim Bankasya'ya para da yatırdım. Allah rızası için koşturuyordum dedi kişi. Suç var mı? Yani ceza kanunu anlamında suç yok. O zaman bu kişiye beraat verin kardeşim. İsa Emin gel bakalım sen sohbet yapıyormuşsun. Evet yapıyordum. Şu kadar gruba sohbet yapıyordum. Allah razı olsun koşturuyordum. Ha, eylemlerine baktık. Bir suç fiiliyle irtibatı yoksa İsa Emin de beraat etmelidir. Şimdi eğer böyle bir yol açmış olsaydık biz, insanlar rahatlıkla suç olmayan eylemleri, suç olmayan faaliyetlerini rahatlıkla söyleyebilirlerdi. Şimdi birincisi bu yapılmadı. Yani cemaat tabanı kriminalize edildi. Yani burada FETÖ'leştirildi, benim tabirimi FETÖ'leştirildi. Bu yapılmadı. Bununla beraber bunu yapan insan, hatta etkin pişmanlıktan yararlanıp da doğrudan doğruya tahliye olmuyor ki bir insan. Yani mahkeme 2 yıl 1 aydan, hatta 1 yıl 6 aydan başlayıp 4 yılın üzerine kadar ceza verebiliyor. 4 yıl 2 aya kadar ceza verebiliyor. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmış, 4 yıl ceza vermişsiniz. Gidip gene dönüp hapis yatıyor. Ne söylüyor? Efendim ben İsa ile Ali ile Hasan ile Hüseyin'e sohbet yaptım. Sohbete gittim. Bankasya'da para yatırdım. İşte efendim şöyle böyle. Bir tek şey, bunlar suç değil ama cezalandırmaya devam ediyoruz. Öbür tarafta kişiler suç olmayan faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiği zaman, bu defa ben eğer etkin pişmanlıktan yararlanıyorsam İsa Emin'in ismini veriyorum. Bu defa İsa Emin de bu potanın içerisine giriyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. Yani kendi kendini yılanın kuyruğunu ısırması gibi birbirine zehri veren ve kendi vücudunu yok eden bir kör dövüşün içerisindeyiz. Bunun çözümü son derece basittir. Bunun çözümü etkin pişmanlık diye bu kanuni tabirdir. Yani etkin pişmanlık tabiri. Etkin pişmanlık maddesine soruşturmanın her aşamasında gelip beyanda bulunan ve faaliyetleri bir suç faali bir ceza kanununda herhangi bir suça tekabül etmeyen herkes beraat eder derseniz, cemaat tabanındaki insanlar da sohbettir, Bankasya'da çocuğun okuldur, dershanedir, bunları rahatlıkla söylerler ve siz de buradan neye ulaşmış olursunuz devlet olarak? Yukarıda aradığınız örgütsel kademeye ulaşmış olursunuz. Yani FETÖ dediğiniz yapı orada, aşağıda değil. FETÖ dediğiniz yapıya ulaşırsınız. Aşağıdaki insanlara FETÖ deyip de böyle mağdur etmez ve kendinize bir düşman kitle üretmemiş olursunuz. Bunun yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. İkincisi etkin pişmanlıktan yararlananlar bence doğru bir şey yapıyorlar ama eksik olan devletin uygulamasıdır. Yani bu insanların, etkin pişmanlıktan yararlanan insanların ceza verilmesine yer olmadığına kararları verilebileceği gibi memuriyetten ihraçlarının önüne geçilmesi lazım. Yani
Asker polisse başka kademelerde silahını alıp mümkünse branşına göre, eğitimine göre başka kamu memuriyetlerinde intisap ettirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda kişi hem etkin pişmandan yararlanmış, hem kamu memuriyetine ihraç edilmiş, hem ekmeksiz bırakılmış, hem cemaat tabanı tarafından hem de toplum tarafından dışlanmış bir halde bırakılmamalıdır. Ki aralarında çok yani basit şeyler var. Yani çok basit. Mesela bir tane örnek vereyim. Ankesörlü aramadan yargılanan bir genç var. 2016 Mayıs'ında kendisini arayan mahrem muhabisinde cep telefonunda otomatik kayıt programı varmış. Diyor ki abi 2 yıldan beri sizden kopmak istiyorum. Yani gelmek istemiyorum lütfen beni bırakın. Şimdi gelmiş etkin pişmandan yararlanmış. Bunun dosyasını gördüm ben. Dosyasında işte ben şurada öğrenci evine gittim. Sonra şuradan şuraya şuraya tayin oldum. Şu sohbetlere gitmiştim. Başka bir şey yok. Şimdi bu çocuk hala yargılanıyor ve kamu memuriyetinden dosyasından gördüğüm kadarıyla ihraç edilmiş durumda. Astsubaylık ihraç edilmiş durumda. Şimdi siz bu gence ki şey de var yani kapı gibi ses kaydı da var. Yani ayrılmak istediğini, beni aramayın dediğine dair ceza vermeye ve memuriyete ihraca devam ederseniz o etkin pişmanlık kapısını da kapatmış olursunuz. Sun Tzu'nun güzel bir sözü var. Çinli savaş sanatı uzmanı kuşatılmış bir orduya çıkış için yol verin diyor. Devlet her bakımdan kuşatmış. Ne etkin pişmanlıktan ceza verilmesinin yer olmadığına kararına yol açıyor. Ne de konu suçu olmayan eylemlerden dolayı insanların ceza almamasına imkan veren bir düzenlemeye kapı açıyor. Ne de yukarıdaki FETÖ kademelerin önemli bir kısmı kaçmış olmasına rağmen alt kademeyi FETÖleştirmeyerek hapisten kurtulmalarına yol açıyor. Dolayısıyla devlet burada klasik bir berbat geçmişte uyguladığı gibi yani 100 yıllık devlet geleneği içerisinde hep yaptığı gibi aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Ceberfurt, evet. Hocam, dördüncü sorumuzu ancak geçtik. Türkiye'de terörize bir grup olarak görülse bile uluslararası arenada bu kayda değer bir inandırıcılığı yok. 15 Temmuz ile alakalı yani cemaatten insanların, sivil imamlar olsun, başka askerler olsun, onlardan herhalde itiraf edenler de oldu. Bir aktör olduğu kesin. Ama tamamen de aydınlatılmıyor. Hatta bazıları böyle darbenin siyasi ayağı daha aydınlatılmadı diyorlar. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? 15 Temmuz darbe girişimini 1960 ihtilaline benzetiyorum. O bir albaylar cuntasıydı biliyorsunuz. Cunta darbeyi başardıktan sonra başlarına bir orgeneral bulamadılar. Genelkurmay Başkanı'nı biliyorsunuz er konumuna soktular. Bütün orduda ciddi bir tasfiye yaptılar darbeden sonra. Başlarına emekli olmuş ve İzmir'e göçmüş olan Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel Paşa'yı ikna edip getirdiler. 15 Temmuz darbe girişimi buna benzeyen bir girişimdi. Siyasi ayağı var mı da ben siyasi ayağı olduğunu düşünmüyorum. Yani siyasi ayaktan kasıt darbeyi başarırsak hükümet edecek bir siyasi kadrodan söz ediliyorsa eğer darbe başarıldıktan sonra hükümet edecek bir siyasi kadro listelemesinin yapıldığına inanmıyorum ben. Çünkü geçmişte darbelerin hiçbirisinde böyle bir vaka meydana gelmedi. Yani ne 1980 ihtilalinde böyle bir siyasi kadro gördük. Yani asker geldi. Başbakanlıkta kendi başbakanı generaldi. Cumhurbaşkanı generaldi. Bütün hatta belediyelerde Antalya Belediyesi'ni Antalya Garnizon Komutanı idare etti mesela. 1960 ihtilalinde de aynı şey yaşandı. Türkiye'de askerler darbe yaparsa yönetimi tamamen ele geçirirler. Sivil kadroya bunu terk etmezler. Siyasi bir ayağı olduğunu düşünmüyorum. Bu birincisi. İkincisi Akıncısı'nda yakalanan Kemal Batmaz var. Kemal Batmaz kamerada Hakan Evrim'e selam verdi. Hakan Evrim'in selam verdiği kişi olarak fotoğraf teşhisi yapılmış. Bir kişi bunun Kemal Batmaz olduğunu da teyit ediyor. Tabii o inkar ediyor. İlk ifadesinde ben Fethullah Gülen'i tanımıyorum. Zaten cemaat liberalleşmiştir. Liberalleştikçe dinden uzaklaşmıştır. Yaptığı iş son derece yanlıştır. Ben de uzun zamandan beri zaten irtibatım yoktur onlarla diye ifade veriyor. Oysa Kemal Batmaz'ın 2015-2016 yıllarında sık sık ABD'ye gidip geldiği New Jersey Havalimanı'nda Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'na bir ifade verdiği ve orada ifadesinde İmam Muhammed Fethullah Gülen'e gidiyorum. Bu gece şurada kalacağım falan arkadaşım beni alacak. İstanbul'da şurada yaşıyorum. Eşim, çocuklarım ve mal varlığım bunlardır diye. Ve yanında bulunuyor. Bu Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'nın ifade tutana Ankara'daki darbe davasına geliyor. Şimdi HTS kayıtları, bu 6 kişilik sivil imamın İngiltere üzerinden ABD'ye gidiş gelişleri vesaire her şeyleri bu organizasyonun çok ciddi bir Gülen yapılanması organizasyonu olduğunu gösteriyor üstadım. Devlet bunu anlatamadı çünkü ben gittiğim geçen HUDER Genel Merkezi yani Hukukçular Derneği, Hukuk Araştırma Derneği Genel Merkezi'nde bir konferans verdim. Orada Bülent Tanış da beni izlemek için gelmişti.
Ben bu Kemal Batmaz'la Amerikan Üç Güvenlik Bakanlığı'nın ifade tutanağını orada söyledim. Dedim ki bundan kaç kişiniz haberdardır? Bir kişi parmak kaldırdı biliyor musunuz? Tek bir kişi. Dolayısıyla devlet resmi bir belgeyi bile bırakınız cemaat tabanına kendi kamuoyuna bile anlatabilmiş değildir ki bu HUDER AK Parti'ye yakın bir sivil toplum kuruluşudur. Kendi kamuoyuna bile anlatmış değil. Dolayısıyla dış dünyaya ki cemaatin diasporası dış dünyada oldukça etkindir. Biz 2010-2014 arasında Amerika'dan sık sık senatörler getirilip gezdirildiğini vesaire biliyoruz. Yani Türk devleti de büyükelçilerine talimat vererek cemaatin bir ikinci büyükelçi olmasını yurt dışında sağlamıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla etkin bir gücü var, etkin bir PR gücü ve sermaye gücü var. Bu darbeyi anlatamadığını düşünüyorum ben devletin. Darbeden daha önemli olan vahim bir şey var benim kanaatim o ki. Yani hiçbir sivil toplum kuruluşu, yani hiçbir medeni devlet, bırakınız medeni devleti, bir aşiret devleti bile kendi kadroları içerisinde işte mülkiye imamı, hava kuvvetleri imamı, adliye imamı, devlet su işleri imamı diye bir yapılanmayı kabul etmeyecektir. Yani dolayısıyla bu yapılanma dünyaya anlatılamıyorsa bu devletin problemi. Yani Gülen cemaatinin yurt dışındaki algısının algılayanlar bakımından belki normal olabilir ama ben mevcut realite karşısında normal olmadığını düşünüyorum Üstad'ım. Teşekkürler hocam. Bir tane daha sorumuz vardı ama o soruda aslında bahsetmiş oldunuz yani bu kadar mağduriyetler yaşanıyor. Bir kısım hani ülkeden kaçmaya çalışıyor, ifade edenler oluyor ne yazık ki. Hani burada kalanlar çok zor durumda. Yani hakkında dava olanlara ne tavsiye edersiniz sorusu vardı. Biraz cevapladınız ama üzerine eklemek istediğiniz bir şey var mı tavsiyeler konusunda? Yani üstadım ben yurt dışına kaçmayı uygun bulmuyorum. Yani benim tanıdıklarımdan da gidenler oldu. Eğer düzgün bir hayat kurabiliyorlarsa orada belki tamam ama yani işte daha yeni biliyorsunuz Ege'de çok küçük çocuklar hepimizin gözünü yaşartan, gönlümüzü hüzne boğan bir ciddi katliam gerçekleşti. Yani çocuklar orada denizde boğularak vefat ettiler. Yine Meriç'te aynı şekilde çok vaka yaşanıyor ki Yunan adalarında başka göçmenlerle beraber 30 bin civarında göçmen olduğu, çok ciddi sıkıntı yaşandığı orada gözüküyor. Yunanistan tarafında toplama kampı denilebilecek bir takım alanlarda insanların mağdur olduğunu düşünüyorum. Gitmemek daha iyi ama gitmeyip susmak değil, gitmeyip mücadele etmek lazım. Benim görüşüm bu. Yani sokağa çıkmak, partileri gezmek. Kardeşim ben cemaate mensuptum. Hatta darbe gününe kadar cemaat mensubuydum. Ben Allah razı olsun bu işi yaptığımızı düşünüyordum. Deyip gidip konuşmak lazım. Yani bu iş mücadele edilmeksizin olmaz. İşin ilginç yanı şu, cemaatin tepe kadrosu 2014 Temmuz Ağustos'undan sonra hep yurt dışına gitmişler. Burada çatı iddianamesinde yargılanan 76 kişiden sadece 5-6 kişi buradaydı biliyorsunuz. Aslında cemaat tabanının yurt dışına gitmek yerine yurt dışına doğru dönüp Valdo sen neden burada değilsin diye sorması lazım. Yani eğer ben darbe teşebbüsünden önce bir dizi tweet atmıştım. O tweetlerim nedeniyle FETÖ'cü olmakla itham ediliyorum Türkiye'de sık sık AK Parti'nin trolleri tarafından. Demiştim ki ben Fethullah Gülen yerinde olsam Gandhi gibi dünyadaki bütün takipçilerime ülkeye dönme tavsiyesinde bulunurum. Kendim de dönerim. Gelin benim yaptığım illegal bir şey yok. Yargılayacaksanız beni yargılayın. Aşağıdaki insana dokunmayın derdim. Ama tabii kendisinin niyeti bambaşkaymış. Gandhi olmak yerine başka bir şey olmaya niyet ediyormuş. Ama bizim niyetimiz şuydu. Gelin Türkiye'nin yetiştirdiği iki büyük akım, birisi Bediüzzaman'ın takipçileri olan bir gruptan ortaya çıkmış Türkiye'nin en büyük sosyal İslami grubu, Gülen Cemaati. Bir diğeri işte Erbakan Hoca ve daha ardındaki İslamcı hareketin ortaya çıkardığı ve bugün AK Parti olarak temayüz etmiş olan siyasi gelenek birbiriyle çarpışmasın. Müslümanlar birbirini kırmasın, bir iç savaş olmasın. Gelin burada konuşarak, gerekirse siz mağduriyet yaşayarak ama kitleselleşmeden acılar bu işi çözün tavsiyesinde bulunmuştu. Bu olmadı. Yani bugün yaşadığımız şey Suriye'de bir iç savaş var, Libya'da iç savaş var, Tunus onu kazasız belasız atlatmaya çalışıyor. Bugün cemaat hükümet çatışmasında ortaya çıktığımız şey Türkiye'nin iç savaşı üstadım. Maalesef olmadı. Sorunuzun cevabı ben yurt dışına gitmeyi tavsiye etmiyorum. Mücadele yapalım gelsinler. Evet. Diğer sorum, bu son zaman hani siz uzun süredir zaten söylüyorsunuz hani şu anda da söylediniz tekrar hani bu kadar geniş çapta tutuklamalar, yargılamalar, cezalandırmalar olmasının yanlış olduğunu.
Ama son zamanlarda biraz daha fazla olmaya başladı. Özellikle bu KYK mağduriyetleriyle alakalı çok daha fazla sayıda insan seslerini daha fazla yükseltmeye başladılar. İşte KYK'lılar TV kurdu, Ankara'da işte buluşmaya çalıştılar, engellenmeye çalıştı. Değişik gazete yazarlarından, Karar Gazetesi önceden beri öyleydi, başka gazetelerden de sesler yükselmeye başlandı. Yani bunların üzerine bir yumuşak güce geçilmesi, sizce böyle bir şey söz konusu mu? Yani olacak mı sizce? Önce şöyle söyleyeyim, yani bu mücadelede dindarlar sınıfta kaldı. Ben AK Parti avukat arkadaşlara diyordum ki ya siz de bu davaları alın. Ön yargılı bakmayın. O yargılanan insanların pek çoğunun senden farkı yok. Git gör ki yukarıda mücadeleni kendi partini kurtarmak için, korumak için, kendi devletini korumak için bu mücadeleni yap. Bu işi normalleştir diye tavsiyede bulunuyordum. Bizim muhafazakar dindar kitle bunu yapmadı. Bugün solcular KYK televizyonu tuttuğunuzda pek çok şey yapıyorlar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Tabii cesaret bulaşıcı. Bunlar ifade edilmeye devam ediyor. Bu ses daha fazla çıktıkça ben devlet katında özellikle ilk planda takipsizlik, beraat almış ve hakkında hiçbir adli işlem yaşamamış olanların çok hızlı biçimde memuriyete dönüşleri, pasaportların iadesi gibi bir takım girişimler olacağını düşünüyorum. Buna ilişkin beyanlar da var. Yani izlenim ziyaretlerden veya konuştuğumuz birebir konuştuğumuz insanlardan edindiğimiz izlenimler var. Çok uzun olmayan bir zaman aralığında buna ilişkin bir düzenleme gelecektir. Ben zirveden sonraki şey olduğunu, yani normalleşmeye doğru evrildiğimizi düşünüyorum üstadım. Yani bundan sonra hem mağduriyetleri ifade eden ses daha çok çıkacaktır. Ve maalesef bu ses Gülen cemaati dışındandır. Yani cemaat mensupları bu işin mücadelesini hiç yapmıyorlar. Doğru düzgün yapmıyorlar. Hem de İslami camianın dışındadır. Bu da hepimizin utancıdır. Bu ilk sesin özellikle Türkiye'nin solcuları tarafından çıkartılmış olmasını da takdirle karşılamak lazım. Ama bundan sonra herkes bir şekilde konuşmaya başlayacak ve meramını anlatacak diye düşünüyorum. O halin kalkmış olmasının da bunda önemli payı olduğunu değerlendiriyorum üstad. İnşallah diyelim hocam. Sorumuz şu şekilde geliyor hocam. İslamcılığın, siyasi İslam'ın AK Parti'ye rağmen politik anlamda bir karşılığı olduğunu yanıyor musunuz? Cumhuriyet tarihinde iktidara gelen ilk İslamcılar demokrasi ve hukuk konusunda imtihanı iyi verememiş görünüyorlar. Şu noktadan sonra benzer kaynaklara dayalı siyaset üreten partilerin geleceği olduğunu düşünüyor musunuz? Ve daha genel olarak İslamcılık ve siyaset İslam yorumlarınızı alabilir miyiz? Nedir bunlar? Bir de sizin kişisel görüşlerinizi alabilir miyiz? Burada birkaç soru oldu ama Türkiye'de İslami geleceği aslında AK Parti ile Gülen cemaati beraber tahrip ettiler Üstad. Yani bunu cemaat tabanı maalesef siyasal İslam deyip kendisinin dışında öteleştirmeye çalışıyor ama bu günahtaki vebal ikisine aittir. Yani biraz önce de ifade ettim. Mehmet Akiflerin, Babanzade Ahmet Naimlerin vesaire Abbasi Hüseyinlerin yolu Erbakan Hoca ve devamındaki siyasi gelenek bugün iktidarda olan yani ileride yazıldığı zaman bunu da İslamcı gelenek içinde yazacaklar. AK Parti İslamcı değiliz diyor. Ben İslamcı olduklarını, İslamcı politik ürettiğini düşünmüyorum asla. Yani bunlara İslamcı diyemem. Ama ileride literatür böyle geçecek. Bu bir gelenekle Bediüzzaman'ın yolundan gelmiş ve dünyanın her tarafında okullar açmış, Türkiye'deki çok büyük bir sosyal varlığa ulaşmış olan cemaat yapısının ortaya çıkardığı büyük günah, büyük suç ortaklığı hatta yani beni mazur gönüz. Geçmişte yaptıkları suç ortaklığı ve bugün düşmanken birbirlerine domuza vurur gibi vurmaları dolayısıyla Türkiye'deki İslami geleneğin ciddi tahribata uğradığını öngörüyorum ben. Ama sosyoloji sünnetullah'tır üstadım. Allah Kur'an'da diyor ki günleri insanlar arasında döndürür dururuz ta ki onları imtihan etmek için. Dindarlar imtihan edildiler. Dindarların Gülencileri de Erdoğancıları da hepimiz kaybettik. Dolayısıyla bu kayıp sadece yani Tayyip Erdoğan'a yükleyerek işinden çıkılabilecek bir kayıp değildir. Bu bütün dindar camianın kendi alnına vurulmuş olan kendimizin vurduğu bir yaftadır. Ha İslamcı siyasetin geleceği var mıdır? İslamcı siyaset ölmez. Yani bu İslamcı siyasetin ana şeyi neydi? İşte anti-emperyalist duruş, İslam'ın toplumların ve ülkelerin sorunlarına çözüm üretebileceği tezi. Eğer Müslümanlığımız var olduğu sürece bu tez ölmeyecektir. Ama İslamcılık bir muhalefet hareketidir üstadım. Yani Batılıların Osmanlı ve İslam coğrafyasının işgalinden sonra ortaya çıkan bir muhalefet harekettir. İslam'ın kendisi değildir. İslamcılık İslam'ın içinde, hani çoğun içinde azı vardır kuralı gelince belki vardır ama bugün muhalefet hareketi olmaktan çıkmıştır. Yani Bediüzzaman'ın Isparta'da Barla'da bir ağaç üzerinde kaldığı evdeki zamanın Müslümanları mı daha çoktu?
bugünün Müslümanları mı daha çoktur? Dün 1920'de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın fırka dini kurallara hürmetkardır, dini esaslara hürmetkardır fırkası hükmü nedeniyle kapatıldığı dönemdeki İslami anlayışa sahip siyasetçiler mi çoktu, bugün mü çok? Dolayısıyla bugün çoğuz. Çok olduğumuz için İslamcılık gibi bir muhalefet ideolojisinin bu kavram altında savunulması gerekmez. Ama bugün hepimiz imtihan oluyoruz. Bu imtihanı yarın bir gün başka siyasi partiler veya bugün mevcut olan Saadet Partisi de yaşayabilir. Bu imtihandan bizim bir ders çıkarmamız lazım. Allah günleri insanlar arasında döndürür durur ve dünün mazlumlarını, mağdurlarını iktidar etmek ister. Yarın dünün mağdurlarından kastım, cemaatten bahsetmiyorum. İşte 15-20 yıldan beri sistemin dışına itilmiş seküler kesim ve sol kesim belki iktidar olur. Allah onları imtihan eder. Onların imtihanı sonrasında yeni bir süreç başlayabilir ama bu rövanş meselesine dönüşmeden bizim yaşadığımız tabloyu iyi düşünüp tahlil edip ya Türkiye'de Müslümanlığın canına hep beraber okuduk diye bir öz eleştiriye yapmadan başlayacağımız her iş yavan kalacaktır. Yani son cümle olsun. Yani cemaat tabanının çok garip bir biçimde siyasal İslam ve milli görüş alerjisi olduğunu görüyorum ben. Yani sanki sohbetlerde ki bir tane sohbete rastladım ben bunu. Perinçek mert düşman, Erbakan namert düşman diye yazmış sohbet notuna. Cemaatin bu denli diğer Müslümanlara karşı ön yargılı bir eğitim modeli içerisinde beslenmiş olması da son derece berbat bir şey. Herkes aynaya bakmalıdır. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendi kusurlarımızdan ders alıp yeni bir İslami gelecek inşa edilebilir mi diye düşünmemiz lazım Üstad. Evet hocam. Ben de hafif bir yorum yapacak olursam, olan güçle imtihanını kaybetmeleri oldu. Müslüman, kendini Müslüman olarak tanımlayanların ve hani Müslüman düzeni kuracağız diyenlerin. Bu çok acı oldu herhalde. Peygamber Efendimiz'e bakacak olursak o böyle bir devrimci olarak geldi ve çıktığı ana fikirler olarak yani hani şeriat nedir, ne değildir hani o meselelere girmeden yani şey ezilenlerin yanında oldu ve eşitlik dedi. İşte zaten ne bileyim köleler, kadınlar bunlara tamamen hakları verilmemiş olsa bile o kontekste bunları yaptı. Herhalde şu anda biraz daha progresif bir İslamcılığa ihtiyaç var. Yani şu andaki klasik İslamcılık tanımını da belki değiştirmek lazım bir şey ifade edebilmesi için. Bir de gerçekten şey meselesi yani muhalifken şeyleri değiştireceğiz demesi kolay ama eğer bir planla oraya gelmezseniz ne yapacağınızı önceden karar vermemişseniz o gücü de eline aldıktan sonra güç sarhoşluğu, gücün bozması oluyor. İnşallah bundan sonraki imtihanı güzel verirler diyeyim ben. Bir sonraki sorumu zaten siz cevapladınız ama soruyu yine de sormuş olayım ben. AK Parti politikaları, Gülen cemaatinin durumu, bu durumda namaz kılan, alnı secdeli, Allah'tan korkan insan profiline sizce zarar verildi mi? Dindar insanların güvenilirliğini yitirdiğini düşünüyor musunuz? Sorulara uzun cevap verdiğim için buna çok kısa cevap vermek istiyorum. Tamam. Bir örnekle, hiçbir hata olmasın. Bugün sahabe efendilerimiz gelse, parti kursa, Türkiye halkı dindarlara güvenemeyecek ve bu partiye itimat edemeyecek hale geldi, getirildi maalesef. Evet. Evet. Kısa ve net bir cevap oldu hocam. Son iki sorumuz biraz ucu açık sorular ama cemaatin ve AK Parti'nin sizce en büyük hatası neydi? Ne oldu yani? Neydi onların en büyük problemi de bu işler bu hale geldi? Devleti, cemaatin de AK Parti'nin en büyük hatası üstadım bence devleti temellük etme hırsı. Yani benim cemaat mensubu arkadaşlarım var. 2012'de, 2013'te onlara diyordum ki ya siz sanki kadrolaşma tanrısına tapıyormuş gibi devlette kadrolaşmak istiyorsunuz. Bak böyle giderse 2. Murat'la Akşemseddin arasında bir mektuplaşma var biliyorsunuz. 2. Murat Akşemseddin'e büyük imkanlar veriyor. Kendisi kendi müridanına askerlikten muafiyet ve vergiden muafiyet veriyor. Ankara bölgesinde herkes Akşemseddin'in talebesi olunca Ankara bölgesindeki asker ve vergiler ciddi azalıyor. 2. Murat Edirne'den Akşemseddin'e mektup yazıyor. Efendim müridanınızı bildiriniz sayısını diye anlıyor tabii Şeyh Efendi zeki insan. Bir çadır kuruyor. Balkaç civarında işte 2,5 diyor. Bir kadın bir erkek de çocuk intisap ediyor. Padişaha böyle yazıyor. Ben cemaat mensubu arkadaşlarımıza diyordum ki oğlum bu devlet bu kafayla giderseniz size bir gün o mektubu yazacak. Şimdi yaşadığımız süreç bu. Ha, AK Parti bundan bağımsız mı? AK Parti aynı kadrolaşmayı yapıyor. Aynı temellük duygusu. Hem devlete temellük etmek hem de kamu imkanlarına temellük etmek. Bir yanda sınav sorularını kendi talebelerine
Aleviler mi gelsin, dindar olmayanlar mı gelsin diyerek veren bir cemaat var. Bir yandan da hem bunlara alan açan hem de başkası mı yesin kardeşim diyerek kendi kamu kurumlarının ihalelerini kendi adamlarına veren bir iktidar var. Dolayısıyla ikisi birbirinden daha temiz, daha masum değil ki. Bir soru sorarak belki şeyi açmak isterim. Bu 17-25 meselesi, Zarrab meselesinde eğer Halkbank değil de Bankasya kullanılmış olsaydı sizce operasyon olur muydu? Yani Bankasya o operasyondan milyarlarca lira kar edecekti. Belki milyarlarca dolar para kazanacaktı. Yani cemaat devletin bu ABD ambargosunu aşmak için İran'la yapılan petrol ticaretinde Bankasya'yı kullanılmış olsaydı, yani böyle bir anlaşma yapılmış olsaydı bundan çok büyük mutluluk duyardı. Şu anda belki de hala al gülüm ver gülüm birlikte devam edeceklerdi. Bu sadece cemaat ve AK Parti problemi değil. Türkiye'deki tüm dindarlar devlete temellük etmek, kendi imkanlarını ve insan sayılarını arttırmak hırsı içindeler. Yani İslami faaliyet yapmak, topluma iyilik ve güzelliği yaymak gibi bir kaygıdan beslenmiyorlar. Yani bizim olsun, sadece bizim olsun, hep bizim olsun tasası içerisindeler. Adaleti yaymak, kendin için istediğini başkası için de istemek, hak olan şeyi herkese tatbik etmek gibi bir şeyin içerisinde değiller. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu üstadım, son cümle. Üstad, biz imtihan edildik. Yani bizden kastım AK Parti, cemaat, Türkiye'nin siyasal, yani Türkiye iktidarını bir şekilde paylaşan ortaklar imtihan edildi. Cenab-ı Allah hepsini aldı, duvara çarptı. Yani bugün cemaati duvara çarptı. AK Parti duvara çarpılmaktan azı, o da duvara çarpılıyor. %30'un altına düştü. Yarın rezil rüsva olacaklar. Yani herkesin imtihanı ve sonucu yapıp ettiklerinden mütevellit olarak ortaya çıkıyor. Maalesef bu büyük bir ayıp ve benim endişem şu. Bir arkadaşımızın çok ilginç bir tespiti var üstad. Dedi ki, bak biz 1950'ye kadar CHP tek parti iktidarı devam etmişti. Tek parti dönemi uygulamalarını bugün dindar ve muhafazakar kesim hala anıyor. Diyor ki CHP böyle yaptıydı. Camileri kapattıydı. Ezanı şöyle yaptı. Şunu böyle yaptı. Korkarım 50 yıl Türkiye'deki Müslümanların iktidarı ve iktidarı paylaştığı ortaklarının ürettiği çamuru Türkiye halkı anacak ve diyecek ki bu anlı secdelere oy vermeyelim, destek vermeyelim, iktidar etmeyelim, kurumlarını güçlendirmeyelim, tarikatlarını büyütmeyelim, okullarına göndermeyelim. Bunu diyecekler. Yani ortaya çıkardığımız enkaz elimizin enkazı. İşin kötüsü şu üstadım, kendi çamurumuzda, çok ağır bir ifade kullanmak isterim, çok özür dileyerek izleyicilerimizden, kendi oluşturduğumuz çamurda bir domuz sürüsü gibi tepinmeye devam ediyoruz maalesef. Bu buradan kurtulup insan suretinde bu çamuru temizleyecek bir anlayışa ulaşmamız lazım. Evet. Biraz önce aslında son sormayı düşündüğüm soruya cevap verdiniz. Hani hem AK Parti hem de cemaate dair öngörüleriniz ne diye soracaktım. Çünkü ikisi de şu anda soracak olursanız çok iyi, çok gelecekte hala bizim sözümüz geçecek havasındalar. Bunun böyle olmayacağını herhalde öngörüyorsunuz. Şöyle diyebilir miyim? Türkiye'de AK Parti'nin de Gülen cemaatinin de insan ve imkan biriktirmek ve devleti temellük etmek kaygısı güden diğer tarikat ve cemaatlerin de ya kendi kendilerini çek edip düzeltecekleri bir sürece geçeceğiz ya da pek çoğunu tarihe havale edip yeni bir Müslüman tipi ve yeni bir Müslüman organizasyonları tipiyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani mesela sizin Münferit gibi. Sağ olun hocam. Teveccühünüz diyeyim. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de destekleriniz çok oldu şimdiye kadar. Çok teşekkür ederiz. 1 saat 12 dakika oldu. Çok vaktinizi aldık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben burada söyleşiyi kapatıyorum. Size iyi günler, bana iyi geceler diliyorum. Hürmetler, çok sağ olun.